Cümleten selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Elmasın Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Sobamın üzeri pasaklı gibi gözüküyor ama biber patlattım. Onun izleri gitmiyor arkadaşlar. Normalde telefon tuttuktan sonra da daha bir belli oluyor. Misafirim gelecek. Evimizi temizledik. Ben yemek yiyorum. İbrahim Paşa'm da yemek yiyor. Afiyet olsun kuzuma. Sobama da balık sürdüm. Serkan'cığım şimdi işten gelir. Geçen gün balık almıştı. Bu balığı sevdim Elmas. Ondan yap dedi. Şöyle balığımı sürdüm arkadaşlar. O da burada kızara dursun kendi başına. Şimdi biz mutfağımıza gidelim. Evet arkadaşlar şimdi mutfağıma geçtim. Saray sarması yapacağım. Saray sarması için gerekli malzemelerimiz 1 litre süte ihtiyacımız var. 50 miligram. Margarinimiz var. 1 paket şöyle vanilinimiz. 1 su bardağı tepeleme un, 1,5 su bardağı da şeker ekleyeceğim. 3-4 yemek kaşığı kadar da kakao ekleyeceğim. İsterseniz ilk olarak da sütümüzden başlayalım. 1 litre sütümüzü ekleyelim canlarım. Bir de Hindistan cevizine ihtiyacımız var. Şimdi sütümü ekleyelim sevgili takipçilerim. İlk olarak da unumdan başlayalım. Şöyle yavaş yavaş topaklanmaması için yavaş yavaş ekleyelim ve karıştıralım. Daha sonra şekerimizi ekleyelim. Şekeri biz biliyorsunuz çok seviyor. İsterseniz 1 su bardağı ekleyebilirsiniz. Ama ben gördüğünüz gibi 2 su bardağı ekledim. Gerçekten tatlıyı seviyor. Keşke yemesek ama İşte bazen keşke de olmuyor arkadaşlar. Kakaomuzu da açalım. Şöyle. Bir. İki. Zaten hepsi 3 yemek kaşığı kadar ancak herhalde. 3 4 yemek kaşığı kadar da kakao ekledim canlarım. Şimdi bunları da bir güzel karıştıralım. Ve ocağımıza alalım. Tenceremiz kaynayana kadar bir güzel karıştıralım. Şöyle ocağımıza sizleri de alayım canlarım. Bu arada annemin kayısından kayısı kompostosu yaptım bugün, kaynattım. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kayısı kompostu. Bu yaş kayısıdan yapıldı. Annem yaş yaş dip frizine koydu. Biz de şimdi kullanıyoruz canlarım.
arkadaşlar. Şöyle fırın tepsimizi bolca Hindistan cevizi dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepsimizin hiç boş yeri kalmasın arkadaşlar. Her tarafı Hindistan cevizine bulayalım ki saray sarmamızı sararken zorluk çekmeyelim. Gayet güzel oldu. Şimdi muhallebimizi içine dökelim. Kulağım çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Arkadaşlar akşam çekimi pek güzel çıkmıyor, kusura bakmayın. Serkan lambamızı değiştirdi ama galiba yine voltu küçükmüş. Büyük volt diye taktıydı. Şöyle sizlere görünsün canlarım. Soğumadan yayalım. Daha sonra tam 2 saat falan bekletelim buzdolabında. Bu soğumaya beklerken biz de krem şantisini yapalım isterseniz sizlerle birlikte. Sevgili takipçilerim, krem şantimiz için gerekli malzemeler 1 su bardağı soğuk süt, buzdolabından çıkardım canlarım, 1 paket de krem şanti ekleyeceğim. Şimdi güzelce çırpalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şantimizi. Şimdi kömbemizi yapma işlemine geçelim. Tatlımız dinlene dursun. Bir taraftan da kömbemizi yapalım. Canlarım anca yetiştiririz. Ustam da geldi arkadaşlar. Hatta ustalarım geldi. Ayhan'ım da geldi. Serkan'ım da geldi. Yemeğimi de hazırladım. Salata yaptım hızlıca. Kavun kestim. Balığım var. Selamünaleyküm dostlar. Turşumuz da olmazsa olmazımız. Ben işten geldim. Bugün biraz kolumu ağrıttım işte. Geçmiş olsun oğlum yine. Sağ ol. Ayağımı attım, boşa gitti. Bunlar Allah'tan kollarımı tutuyorum yukarıda. Kolunu sündürmüş arkadaşlar Serkan. Şöyle kaldırınca ağrıyor. Şöyle, mesela şöyle de bir şey yok. Ama o şöyle ettim mi? Yani sündürdüm işte. Sobamız da yanıyor, açmışlar sobamızı da. Buraya kömür atılacak. Serkan çöreklerimizi atmış. Yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Kömbemizi öyle yapalım. Acıktık. Ben de sabah kahvaltısıyla duruyorum. Sevgili takipçilerim,
soğanlarımı soydum. Güzelce yıkadım. Şimdi bir bıçak yardımıyla kesip robotumuza atalım. Soğanlarımızın içine de tavuk göğüslerimizi atalım. Şöyle yavaş yavaş parçalayalım. Yemeğimizi yedik canlarım. Ayhan'ım biraz geç geldi sofraya. İşten gelince duşunu aldı. Ona da balık temizleyelim ekmeğin arasına. Şimdi o yiyor. Biraz sonra da bulaşıkları falan yıkarım. Bu da biraz dinlenmiş olur. Bizim kızlar da gelince kömbeyi beraber dökerik onları. Böyle daha iyi oluyor iki kişi olunca. Biri kızartıyor, biri de... Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi etimizi çekelim arkadaşlar. Şimdi... Etimi güzelce çekti. Robotum çok iyi. Gerçekten aldığıma çok mutluyum. Hani bazı robotlar çekmiyor. Bu aşırı derecede güzel çekiyor arkadaşlar. Kısırlık bulgurumu ekliyorum. Bir bardağı kadar da su ekleyeceğim. Suyu çok ekleyeceğim ama şimdilik bu kadar ekliyorum. Bununla da bir yoğursun etimizi. Şimdi yeterli. Robotumuzdan alalım arkadaşlar. Robotumuzu da şöyle bir kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tavuk göğsü çok özlendiriyor sevgili takipçilerim. Köftelik bulgurdan da katacağım arkadaşlar. Bizim kendi bulgurumuzdan. Tuzunu ekleyeceğim. Şöyle toz biberini, bizimkiler geldi, hafif karabiberini ve tuzunu ekledim canlarım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyiyiz. Sizi gördük daha iyi oldu. Selamünaleyküm takipçilerimiz, canlar, ciğerler, Elmas ne yapıyor? Baktınız mı siz? Ben yine bakacağım. Bu ne arkadaş? Acımızdan öldük ya. Öldük la. Hadi yağları koy. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Allah'ım hoş geldiniz. Hepimiz hoş geldiniz. Sen boşuna geldin lan. Ben donarım oğlum. Babacan ne yaptın? Kuşu yiyor. Babam da dur şey hiç hayır diyemiyor arkadaşlar. Akşam Allah'ı severseniz tek bir yiyeyim diyor be çocuklara. Kuşu. Arkadaşlar. Kombemi yapıyorum ben görüyorsunuz. İş
işte bu şekilde şeklini vereceğim. Güzelce yoğurayım bir 10 dakika kadar daha. Köfte mi geliyorlar oğlum? Kikote değil değil mi? Yok. O zaman gelir. Ne köfte? Ya da kızartacağım tavuk göğsünü sen sevdin. İyi tamam. İyi tamam dedi babam. Çiğ köfteyi pek onaylamıyor babam. Arkadaşlar köftemizde ne var? Tavuk göğsü var. Köftelik bulgurumuz var. Toz biberimiz var. Bolca soğanımız var. Tuz, karabiber ve birazcık da kimyon atmadım sevgili takipçilerim. Kimyon atacağım. Çok az. Bizimkiler de geliyor. Zaten yapılışı benim kanalımda vardı. Su, elimize su değdirip yuvarlayıp yağda kızartacak. Ben mutfağımı bir toparlayayım. Bizim kızlar geldi. Şimdi derler elmas mutfağı pasaklı. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Derman bacım öğretmen gibi olmuş. Evet yaz da diyor. Arkadaşlar bizimkiler gelince unuttum. Tatlımın şeysini de göstereyim. Krem şantisinin kapanışını. Ondan sonra kapanışı yapalım. Yine ne getirdin bacı sen? Seni getirdim güzellerim. Meryem teyzem yapmış. Ben de bacıma çiğ köfte söz vermiştim. Meryem teyzeyle oturduk, sohbet ettik Nail'in teyzesiyle. Evet. Beni yoklamaya gelmiş. Bunu da o getirdi. Ben de hep beraber tadalım diye çiğ köfteyi yoğurup getiremedim ama seni getirdim. İşte bacıma. Köftemiz var ya bacım. Yani bu da ondan değil mi? He he. Bu ondan da şey. Babam diyor ki çiğ köfte mi diyor. Yok dedim. Ya da kızım ha iyi diyor. Bacı yeter mi ki? Azıcık daha bulgur kattın mı bize yetmezse? Ya da kızarınca yeter ya. Az mı? Kıymalı mı oluyor bacım bu? Yok, bu tavuk göğüsü bu. Ha. Bir toz biber, biber yok mu? Var da. Aha. Göğüsü. Şey, Dermuş çok acı yapmadım. Bizim biberimiz çok acı. Ha, tamam o zaman. Anneme bir baktıralım tadına, tuzuna. İnşallah iyisinizdir. Herkese sevgiler, selamlar olsun. Selamımızda esirgemeyelim. Rabbime binlerce şükürler olsun. Bizler iyiyiz. Allah'ım sizler de iyi etsin inşallah. Evet. Çok şükür. Moralimiz, keyfimiz yerinde. Siz ben, de bizlere soracak olsanız. Ben bugün bir yoruldum. Bahçeyi temizledim. Şu kollarım hiç yetmiyor. Herhalde şey var bende. Sinir sıkışması. El işini kıvırtıyor. Tutmuyor bence şeyi. Aman bir el işini kıvırtıyor. Hızlı hızlı. Aleyküm selam gel. Benim dişim. Selam veren gelin. Ayhan bizi bir göstersene ölüncümüzü. Hatta bir de resmimizi. Ya, bugün öğretmen olmuş. Aynı öğretmen gibi olsun. Anlatıyor. Merhaba aynen. Arkadaşlar, ablamın kanalına hoş geldiniz. Ben de şahlarımı... Halil acele çıktık. Böyle olsun. Hep pasif pasif. Kol kola gelirsin Nail'in işleminden. Anne dedim ki olsun. Bunlar yine evli mi yoksa değil size. Ne yapacaksın oğlum diyor musun? Cansu bir gitmezse ben bulgur attım mı? Elmas ablan göz ağzına döneceğim. Hız mı ki bence? Bilmiyorum ki. Abla bunu yaptım da aslında çok olur bu. Yoğurdum da o su kadar yoğurum bir şey yok bacım yoğurmasında. Bence yeter yine de sen bile. Kompe yapacağız kompe. Döküyüm azıcık da. Şöyle hep de katım su döküyüm mü azıcık da? Ne kadar kalkmış ızgara? Ha, dök istersen ben kalmam zaten. Bacı bir su katkı sana zahmet. Sıcak soğuk anı diyorum. Hadi. Sevgili takipçilerimiz mutfağımı toparladım. Onlar da içeri götür de gitsinler istersen Cansu. He. Götür he. Al. Size kestim zaten. Onlar götürmüş içeriye. Evet. Siz de kombeyi yaparken kombeyi. Bu arada bizim kızlar kombeyi de yaptı. Onu da şöyle göstereyim. Yapılışını, yoğurmuşunu göstermiştim. Kombeleri göstermemiştim arkadaşlar. Kombelerimiz hazır kızarmaya. Tatlımızı da krem şantisini artık şöyle güzelce sürelim. Çünkü bayağı bir soğudu, bekledi. İşte Serkan'ı hastaneye götürdü arkadaşlar. Serkan kolunu incitmiş. Sıcağıyla da pek ağrımıyormuş ama şimdi daha birçok ağrımaya başlamış. O yüzden şimdi onları bekliyor. Hastaneden gelmelerini. Daha sonra çay servisi yapacağım. Tatlılarımızla tuzlarımızı ikram edeceğim. Artık kış geldi. Sevgili takipçilerimiz. Bizim hani misafirimiz eksik olmaz. Şimdi diyeceksiniz belki kendi ailenizden başka gelen yok diye. İnanın birçok kişi geliyor ama çekim yapmıyorum canlarım. Geçen gün Hatice yenge gelmiş.
söylediğim gibi. Ama ben çekim yapmak istemiyorum. Zaten onlara da hiç sormadım çekeyim mi çekmeyeyim mi diye. Bazen gönülleri oluyor, bazen olmuyor. O yüzden kimseye söylemedim yani çekeyim mi diye. Şimdi ben bunu keseyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şurada bir tane siyah beyaz bir tane olacak da. Bıçağımdaki krem şantiyi tekrar içine aktarayım. Şurada dursun. Şimdi zaten kapanış yapacağım. Ayağımın tadına bakarsan sen seversin. Şimdi üzerine aslında bu saray sarmasıydı arkadaşlar ama ben bunu sarmayacağım. Tartını yapacağım. Biraz sonra görürsünüz nasıl yaptığımı. Bakın şimdi bir tane buna, bir tane buna, bir tane buna, bir buna, bir buna, bir tane de buna. Bir bana, bir sana, üç bana. Evet. Şimdi bir tane servis tabağımızı alalım. Beklemesi lazım. Benim misafirim geldi. O yüzden beklemedim, bekletmedim. Bu şekilde ara katmanla üstüne koyduğun zaman siyah beyaz, siyah beyaz oluyor. Çok güzel oluyor. Benim beklemem lazım. Daha önce söylediğim gibi yetiştiremedim. Bahçemi temizlediğim için. Aslında bunu gündüzden yapıp dinlendirmem lazımdı. İnşallah beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.